Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Güzel dileklerimi, güzel enerjilerimi size gönderiyorum arkadaşlar. Rabbim hepimize sağlık ve iyilik nasip etsin ve en önemlisi güzel insanlarla karşılaştırsın inşallah. Kimin kalbinde ne dileği varsa Rabbim gerçekliğe kavuştursun inşallah canlarım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, beğeni butonuna basmayı ve zil butonuna basarak gelen videolardan haberdar olmanızı dilerim. Bu arada özel bakım için, özel açılım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların açıklama kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Evet, hiç vakit kaybetmeden bugünkü açılımımıza başlamak istiyorum. Bugünkü açılımımız terazi burçları 15 Eylül 30 Eylül. Bakacağız. Kahve, tarot, iskambil, reiki kartları hepsini açacağım size canlarım. Evet, hiç vakit kaybetmeden kartlarımı karıştırarak başlıyorum arkadaşlar. Bakalım terazileri neler bekliyor. Terazi burçları bu arada biliyorsunuz Venüs yönetiyor terazileri. Terazi burçları hava grubuna aittir arkadaşlar. Teraziler adilliği severler. Güzellik aşığıdır teraziler. Kararsız burçlardır terazi burçları. En iyi anlaşacakları burçlar hava grupları. En iyi anlaştığı burç kova burcudur. Hava gruplarından ikizlerle anlaşır. Su gruplarıyla sallantı sıkıntı yaşayabilir. Topraklarla sıkıntı yaşayabilir. Ateşlerle uyumludur teraziler. Terazi burçları gücü, kuvveti severler. Adaleti çok severler. Yalancı olmayacaksın terazilerle ilgili. Evet, geçelim açılımımıza. Bakalım Eylül ayında terazi burçlarını neler bekliyor. Eylül ayının 15'i Eylül ayı 30'u arası terazilerin neler bekliyor? Oo, güzel kartlar çıktı. Hadi bakalım inşallah devamı da güzel gelir. Ben de size güzel haberler veririm canlarım. Bu arada lütfen yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Veriyorum da. Evet, terazi burçlarıyla ilgili yenilik çıkardı. Yenilik kartı çıkardı. Yeni iş başvuruları, aşkla ilgili yenilik, ev değişimi olabilir, iş değişimi olabilir. Hayatınızda güzelliğe doğru olan, sonucu güzelliğe varan yenilikten bahsediyorum arkadaşlar. Burada yenilik kartı çıkarmış. Ama bu yenilikle ilgili diyor, terazi burçları çok dikkatli davranmaya çalışıyorlar ve her zaman olduğu gibi diyor yine de terazi ikilemde kalmış durumda. Burada gördüğünüz gibi var burada kahvenin kenarındaki nazarı gösteriyor. Terazi burçlarını bayağı bir nazarı var. Böyle kahveyi de açayım da tarota dalıyorum kahveyi unutuyorum. Evet, terazi burçlarını dediğim gibi yenilik bekliyor. Burada terazi burçlarına ikili ilişkilerde sabırlı davranmalarını söylüyor. Çok agresif görüyorum terazileri, çok dolu görüyorum. Yani diyor ki terazi, biraz karşı tarafa sabırlı davranmanız gerekiyor. Rızıklı ve bereketli dönemdir diyor. Kariyer konusunda, iş konusunda çok olağanüstü potansiyelli, verimli ve şanslı bir dönemdir diyor. Yeni işler olabilir, yeni iş değişimi olabilir, iş yerinde yükseliş olabilir. Yatırım yapmak için çok verimli dönemdir. Ayın 18'inden sonrayı gösteriyor. Eylül'ün 18'inden sonrayı gösteriyor. Çok verimli döneme geçtiğini gösteriyor terazi burçlarıyla ilgili. Evet arkadaşlar, burada terazi burçlarına zarar veren arkadaşlarını gösteriyor bana. Terazi burcu ayın 5'inden itibaren, Ağustos'un 5'inden itibaren diyor. Veya bu 5 ayda olabilir. Çünkü bana 5 rakam çıkarmış. Ortak iş yapan arkadaşlardan bahsediyorum. İşle alakalı arkadaşları tarafından, ortakları tarafından bayağı büyük zarara uğramış ve bayağı büyük sıkıntı yaşamış olduğunu gösteriyor bana. Terazi burcuyla alakalı. Bu
Burada ikilemde kalmış durumda terazi. Hayatıyla ilgili karar verme konusunda her zaman ikilemde kalır. Terazi zaten genellikle balık burcu gibi, ikizler burcu gibi ikilemde kalan bir burçtur. Yani illa birine danışması gerekiyor karar vermeden önce. Onun için diyor zor bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Bu dönem içerisinde baya bir kafasının dolduğunu, artık gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadığını ve içinde kalbinde telaşın olduğunu gösteriyor. Burada kahvede de aynı şeyi gösteriyor. Telaş ne ile ilgilidir? Telaş ikili ilişkilerle ilgilidir. Telaş terazi burcunun hayatında ve ailesindeki sıkıntıyı gösteriyor. Evet, burada terazi burçlarıyla ilgili üçüncü bir kişi çıkardı. Bu evli olan terazilerden bahsediyorum. Evli olan terazilerden. Lütfen buraya dikkat edin. Evli olan terazilerin ailesi içerisinde üçüncü bir şahıs var. Bu üçüncü kişi ya bir yasak aşkın belirtisidir veya üçüncü bir müdahaleden bahsediyor. Ya kişilerin arasının bozulmasıyla neticelenecek olan üçüncü kişi var burada. Terazi burcu bunun farkındadır ama biraz sabırlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Adalet yerini bulacak olarak gösteriyor. İsminde M harfi, A harfi, M harfi ve N harfi olan teraziler. Çok güzel bir başlangıç gözüküyor. Bu partner arayan teraziler veya küs olan terazi burçlarına ait olarak konuşuyorum. Veya evliliğinde sıkıntı ve ayrılık yaşayan terazilerden bahsediyorum. İsminde M, N harfi olan teraziler. Çok güzel bir barış, çok mutlu bir haber duyacağınızı gösteriyor sevgili teraziler. Bu ailenin ve yuvanın kurtulması demektir. Bu küs olan terazilerin bir barışı demektir ve bir nişan, bir düğün, bir kutlama gösteriyor arkadaşlar. Bu ilişki, sorunlu olan ilişkiden bahsediyorum. Barış kutlama gösteriyor. Bu kutlama Eylül ayının sonuna kadar, son 10 gününü gösteriyor. Yani 20'si ile 30'u arasında bu kişiyle ilgili bir haber, bir mesaj veya bir karşılaşma net gösteriyor burada. Buna dikkat edelim ve güzel bir konuşma, güzel bir ortamda, güzel bir toplantı ve bir karara varılacak. Karar olarak kutlama kararıdır. Kutlama nedir arkadaşlar? Barış, nişan, düğün ve tertemiz, menfaati olmayan bir beraberlikten bahsediyor burada bana. Bunu size belirteyim. Terazi burçları ayın 19'una dikkat edin. 19'unda yenilikler gösteriyor kariyerle alakalı. Terazi burcunun burada gitmek istediği bir yol var ama önü kapalı olarak gösteriyor. Gitmek istediği yolu yine kariyere bağlıyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Terazi burçlarının bir iş değişimi, bir toplantı sonucunda olan, yani hak etmediği yerde olduğunu gösteriyor terazi burcunu çalıştığı yerde. Bir atama veya bir kurumun farklı bir yerine gitmesi gibi bir şey gösteriyor bana. Ama bunun için diyor biraz zamana ihtiyacın var. Burada net iki rakamı çıkarmış. Bu 2 ay olabilir, 2 vakit olabilir. Özellikle burada S veya Ş harfi çıkarmış bana. İsminde S veya Ş harfi olan terazilerden bahsediyorum. Tabii ki arkadaşlar bu genel bir açılımdır. Bu arada burcu terazi olan, yükseleni terazi olan ve ay burcu terazi olan arkadaşlar için açılımdır. Bunu hepiniz dinleyebilirsiniz. Ve kolektif açılımdır. Kolektif açılımda birebir herkese uyum olmayabilir. Size uyanları kabul edin, uymayanları geri evrene iade edin. Özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, aynı şey burada da gözüküyor. Terazi burcuna gerçekten aşkla ilgili çok güzel bir dönemi gösteriyor. Dönem olarak ayın 17'sinden bu tarafa başlıyor dönem. 17-30, 15-30 bakıyoruz ya Eylül. 17'sinden bu tarafa diyor. Aşkla ilgili çok net değişim gösteriyor. Kapın, yolun açılmış olarak görüyorum terazi burcu. Terazi burçları çok seçici oluyor aşkta da işte de.
dikkatli, takıntılı ve seçici oluyorlar. Onun için terazi burçları herkesi sevmeyen burçlardır. Yani kolay 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 birine bağlanamazlar. Ama bu aranızdaki olan partnerinizle veya ailede sıkıntı yaşadığınız eşinizle, sevgili teraziler, veya eş arayışında, sevgili arayışında olan terazilere ayın 17-19'undan sonra çok güzel sürpriz haberler var sevgili terazilere. Aşkla ilgili barış söz konusudur. Küs olan arkadaşlara barış, ailede küs olanlara barış. Barışı olanlara ise, sevgili olan arkadaşlara ise nişan düğün gösteriyor arkadaşlar. Artık diyor bunun kararı verilecek olarak gösteriyor. Yolunuz, bahtınız, kalbiniz açık olarak gösteriyor. Temiz gösteriyor arkadaşlar burada. Terazi burçlarının ayağının altını kazıyan kişileri gördüm. Üçüncü kişi var. Üçüncü kişinin müdahalesi var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Üzerinizde ağırlık ve nazar çıkıyor. Burada da gösterdi. Buna dikkat edelim. Okur musunuz? Nas Felek sureleri okuyun arkadaşlar. İnşirah suresi çok iyidir. Sıkıntıyı alır, okuyun diye tavsiye ederim. Evet, burada terazi burcunun işinde yükseliş gösteriyor. Yani uzun süredir diyor ki terazi bu yükselişi bekliyor zaten. Ama hayata geçmemiş olarak gösteriyor. Terazi burcu bunu yaşayacağını gösteriyor. İşle alakalı da bayağı bir yoğun gördüm terazileri. Evet arkadaşlar, bu arada terazi burçlarının biraz sağlık sorunu da çıktı canlarım. Bunu sizi üzmek istemiyorum ama kart ve kahve neyi gösterirse ben onu söylemek istiyorum. Bu arada ben bunu da bakmak istiyorum. Şöyle bir bakacağım canlarım. Kahvenin tabağı benim için çok önemlidir. Evet, gördüğünüz gibi burada gözyaşı ve ağırlık gösteriyor. Burada ise terazi burcunun yalnız teklenmiş olarak görüyorum. Yalnız kalmış olarak görüyorum. Yani bayağı bir yalnızlık yaşamış olarak görüyorum ve sıkıntılı, stresli, böyle öfkeli görüyorum teraziyi. Karşı tarafa öfkesi var. Bu öfke patlamasını yaşayacak terazi. Ondan sonra rahatlayacağını gösteriyor. Terazi burcunun sevgilisi, küs olan arkadaşı veya eşi arkasından peşinden gelecek olarak gösteriyor. Yani terazi burcu böyle seni bıraktı diye düşünme kesinlikle. Tabii burada birbirinize arkanızı dönmüş olarak görüyorum. Terazi burcu aileli olan teraziler veya işte sevgili olan teraziler arasında sıkıntı görüyorum. Ama gerçekten bu dönem geçicidir. Rakamları söyledim size arkadaşlar. Tarihlere dikkat edelim lütfen. Şimdi diğer kartlarla bakacağım. Diğer tarotlarla. Evet. Bu neyi gösteriyor? Terazi burcu diyor ki işle alakalı bir imza gerektiğini söylüyor. İşle alakalı bir imza nedir? Yani bu yeni bir iş başvurusudur veya yeni bir anlaşmaya imza atma gibi bir şeyden bahsediyor terazi için. Bu dönemi diyor terazi uzun zamandır bekliyor. Ayın 11'inden itibaren diyor artık bu konu açılmaya başlamış olarak gösteriyor. Terazi burcunun hayatıyla ilgili ve iş konusuyla ilgili değişimlere başlamış olarak gösteriyor. Terazi burçları dediğim gibi nikah gözüküyor bu ay size. Barış gözüküyor bu ay size. Yeni imzalar gözüküyor. Güzel imzalardan bahsediyorum. Yani bu yeni bir iş anlaşması olabilir, evlilik imzası olabilir, nikah imzası veya uzun süredir beklediğiniz diploma ile alakalı olabilir, üniversiteye bir kabulü olabilir. Böyle bir güzelliğin hem kariyer hem aşkta terazi burcuna imza kartı çıkardı, yani mühür kartı çıkardı ve sonuç olarak bu mühürün sonunda büyük bir kutlama yaşayacağını gösteriyor terazi burçlarının. Terazi burçlarının karşısında olan ateş grubundan olan birisi veya hava, ateş hava karışığı gösteriyor. Bu ateş burcuyla hava burcunun karışığı olan insandan terazi burcuna aşktan yana zarar geliyor. Bunun egosu teraziye itici geliyor ve mantık olarak onu kabullenemiyor. Ama seviyor mu? Seviyor. Arkasını dönmüş bulunuyor partnerine. Bununla alakalı terazi. Ama bu durum geçicidir. Karşı taraf yanlışını anlayıp peşinden koşacağını gösteriyor terazi burcunun. Karşı tarafın size mantık uyguladığını ve kendini böyle
Hani sanki hiçbir şey hissetmiyormuş gibi size acı çektirmekten zevk aldığını gösteriyor. Ama bu sizi sevmiyor anlamına gelmiyor. Siz de bunu adaletsiz olarak anlıyorsunuz ve çok adil olduğu için terazi burçları bu saçma geliyor buna. Yani böyle aşk olmaz olsun diye bir öfkesi, bir siniri var terazi burcunun arkadaşlar. Sonuç olarak birkaç kart daha üzerine açmak istiyorum tarotu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi terazi burcu biraz da geçmişe takılı kaldığı için, geçmişte olan aşkını veya geçmişte olan hayatını düşündüğü için geleceğe olan pardon, gelecekte olan şansını da kısmetini de kapatıyor olarak gösteriyor. Aslında diyor terazi bunu kendi kendine yapıyor. Yani çok fazla düşündüğü için diyor kendi kendine yapmış oluyor bunu diyor terazi burcu. Evet arkadaşlar, bunun üzerine ise terazi burcunu sonuç olarak aşkla ilgili barış ve nikah gösteriyor. Nişan olabilir, barış olabilir. Küs olan ailelere barış gösteriyor. Arkadaş arayan, sevgili arayışında olan terazilere ise dediğim gibi ayın son 10 günü büyük sürprizler olabilir. Terazi burçları bu arada stresli bir dönemden geçtikleri için sağlık sorunu yaşayabilirsiniz diye gösteriyor. Sağlığınıza dikkat edelim. Sinirsel problem yaşayabilirsiniz. Unutkanlıklar yaşayabilirsiniz stresten dolayı. Çünkü o kadar sallantılı bir dönemden geçmiş ki bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü olarak gözüküyor. Sonuç olarak terazi burcunun rahatlayacağı dönem ayın son 10 gününü gösteriyor. Hem aşkla ilgili hem kariyerle ilgili terazi burcu rahatlayacaktır. Ama işle alakalı çok böyle telaşlı, tempolu bir dönem bekliyor sizi. İş yerinde terazi burcunu rahatsız eden iki kadın gösterdi. Bu hem erkek terazilere aittir hem kadın terazilere aittir. Ayağınızın altını kazıyan size haset ve nazar gözüküyor bu iki kişiden. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sevgili teraziler, ayın 21'inde alacağınız bir haberle çok mutlu olacaksınız. Bu haber maddi anlamda maddi bir haberdir. Yani size bir para veya bir gelirin geleceğini gösteriyor. Artık bir miras mıdır, bir tazminat mıdır, bir atama mıdır, işten gelen bir prim midir? Bilemiyorum onu ama gerçekten güzel ve diyor ki kendi çabanla kendi hak ettiğin paradır. Adı adil olarak bu para senin hakkındır diyor ve bunu terazi alacak olarak gösteriyor. Bayağı da sevineceğini gösteriyor terazi, bu bunu mutlu edecek. Gelelim aşkla ilgili Skambil'in açıkladığı terazinin durumuna. Skambil diyor ki terazi burcu ayın 8'i 9'u. 8'i 9'u, Eylül'ün 8'inde 9'unda bayağı sıkıntılı bir dönem geçirmiş 2 gün 2 gün. Yani arda arda bayağı kötü bir haber mi almış artık aşk ile ilgili, neyse üst üste iki tane haberle bayağı sarsıntı geçirmiş olarak gösteriyor. Ama bunun üzerine diyor terazi hiç merak etmesin. Bu size bu haberi veren veya haber gelen kişi, bu aşktan bahsediyorum tabii ki. Bu kişiden bu kırgın olduğunuz kişinin size dönüşünü gösteriyor. Dönüşü var ve temizdir dönüşü. Temiz ne demektir? Bir barış imzalanacak olarak gösteriyor. Ve terazi diyor bununla ilgili artık kararını vermiş gösteriyor. Ben bu adamı hayatımdan çıkaracağım diye terazi kararını vermiş olarak gösteriyor. Bu sefer de karşı partneriniz geldiği zaman siz bayağı onu itiyor olarak gösteriyor ve bu itişin sonunda çok ısrardan sonra barış gösteriyor arkadaşlar. Aşkla ilgili de barış gösteriyor size. Sadece burada gördüğüm tek kötü bir şey var. Terazi burçlarını sağlık problemini görüyorum. Zihin fiziksel değil, beyin yorgunluğu ve yüklenmiş olarak görüyorum terazileri ve bu yüklemeyle alakalı diye unutkanlık olabilir, baş ağrıları olabilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tansiyona dikkat edelim arkadaşlar. Birkaç tane de çakra kartlarımızdan açmak istiyorum. Bakalım sevgili terazileri neler gösteriyor.
Evet, terazi burcu diyor ki bu dönemde diyor bayağı yoruldun. Yani gerçekten terazilere çok haksızlık olduğunu gösteriyor kartlar. Ama bu haksızlığın üstesinden her seferinde düşüş yaşadığı zaman diyor terazi kalkmasını da biliyor. Terazi burcu hayatıyla ilgili kararı artık vermiş durumdadır. Gereken kişileri hayatından çıkarmasını da bilir terazi diyor. Ve bu dönem diyor ayın 20'si ile 18'i arasında net bir değişim kararı gösteriyor terazi ile ilgili. Hayatını değiştirecek karara imza atacak olarak gösteriyor. İlginç bir şekilde baştan aşağı teraziye imza kartları çıkartıyor bana. Hep imzaya işaret ediyor. Yani imza nedir? Karardır. İmza nedir? Yeni bir iştir. İmza nikahtır. İmza devletle alakalı bir işe atılan imzadır. Ve terazinin kârına olan imzalardan bahsediyorum. Yani yararına olan imzalardan bahsediyorum. Açılım çok güzel çıktı arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum canlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğimize saygı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.